Ayşe'cim, sen uyumadın mı? Yok, ama uyuyacağım. İyi edersin, geç oldu. Suyumu içip yatacaktım ben de. İyi geceler. Geceler abi. Geri döndüm. Onu görüyorum. Neden geri geldin? Ayşe, beni bunlarla gördün. Bu da başka bir oyun mu? Hayır. Zehra, neden böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Artık bana inanmayacak mısın? Hiç mi? Bunun için de beni mi suçlayacaksın? Kapıdan çıktığımda Ayşe odasına gidiyordu. Burun buruna geldik. Bakışlarını görmen gerekiyordu. Ben bu durumdan, yani insanlara yalan söyleyip güvenini yıkmaktan, sonra güvenlerini kazanmak için tekrar yalan söylemekten çok yoruldum. Tamam, ben gerekeni yapacağım. Nereye gidiyorsun? Ayşe ile konuşacağım. Ben Ayşe'ye her şeyi anlatacağım. Bu saatte mi? Evet. Ha bugün, ha yarın. Ne fark eder ki? Zaten öğrenecek. Hadi. Şimdi olmaz. Zehra. Olmaz diyorum. Ama sen az önce dedin ki. Ne dediğimi hatırlıyorum. Ama Ayşe mahvolur. Kardeşinin bütün geceyi üzgün ve uykusuz geçirmesini mi istiyorsun? Tabii ki hayır. O zaman... Hayatım, nerede kaldın? Ayşe? Efendim? Nerede kaldın dedim. Geldim. Alabilir miyim? Neyi? Suyu. Tabii. Sağ ol. Afiyet olsun. Evet. Anlat bakalım. Ne anlatayım? Öyle dalmışım. Ayşe'cim, bir sorun var.
Anlatır mısın? Ya lütfen şu anda konuşmak istemiyorum. Gel bakayım. Bir tanem. Bak senin konuşman gerek. Yani rahatlaman lazım. Biliyorsun çok ağır şeyler yaşadın. Ayrıca acaba bir terapiste mi konuşsan? Yani rahatlaman için. Ne dersin? Terapist mi? Evet. Ha yalnız gitmek istemiyorsan beraber gideriz. Ya bir arkadaşım söyledi. Çok iyi bir aile terapisti varmış. Olabilir aslında. Ben bunu niye daha önce düşünmedim? Bana numarasını verir misin? Tabii arkadaşımdan öğrenir söylerim sana. Tamam. O zaman şimdi uyuyabiliriz. Olur. Gel. Işıkları unuttuk. Onu şey yaparız. Kerem. Ben sana bir şey söyledim mi? Söylemedin. Ha iyi o zaman. Biraz daha anlaşılır olmaya çalışsam mı acaba? Ben bir şey söylemedim sana. Yani anlamaman normal. Ne diyecektin? Hiç. Ya ben bu anı daha önce yaşamış gibiyim de. Sana da öyle geliyor mu? Anlaşıldı. Bana müsaade. Film? Film mi kaldı çeneden Kerem? İyi geceler suskunların efendisi. İyi geceler gevezelerin kraliçesi. Ayşe, bu durumu öğrendiğimde bir daha bana asla güvenmeyecek. Tabii onu suçlayamam da. Haksız da sayılmaz. Bu sorunu çözmek ikimizin sorumluluğu. Her ne yapılacaksa birlikte yapacağız. Diyorum ki bugün burada koltukta mı uysam? Yani Ayşe'yi şüphelendirmemek için. Olur. Elektrikler gitti. Ya bunları yakalım o zaman. Sana bu kadar yakın olup dokunamamak. Sakın. Sakın Ömer. Şimdi seni kollarıma alsam. Direnemeyebilirim. Kendini bana bıraksam. Bir kez. Yapamam. Seni çok seviyorum.
Seni sevsem de. Zehra. Bana bırak. İyi geceler. İyi geceler. Ben iyiyim de boynum, yani istersen yerinde yat, bu da rahat uyuyamayacaksın belli ki. Thank you.
Neden burada mı dibine kadar giriyorsun? Ben mi girdim burnunun dibine? Yani uyku hali malum. Nereye gidiyorsun? Üstümü değiştireceğim. Alo. Söyle bakalım Yılmaz Bey, neler öğrendin? Ne diyorsun? Yetimhanede büyümemiş mi? O halde bir ailesi var. Anladım. Sen araştırmaya devam et. Ailesini bulmanı istiyorum. En kısa zamanda cevap bekliyorum senden. Tamam. Demek ortada sözleşmeli evlilik yalanından daha fazlası var. Allah Allah. Ailesini neden gizlemiş olabilir ki? Zehra. Efendim? Bekler misin beni? Neden? Yani dün gece olanlardan sonra. Hani beraber gitsek Ayşe açısından iyi olur. İkna etmek kolay olmayacak. Her karı koca arasında yaşanabilecek bir sorun varmış gibi davranırız. Bunu daha önce denediğimizde başaramadık. Biliyorsun. Başka bir çözüm önerim var mı? Ayşe'ye yine karı koca rolü yapacağız. Kavga edip barışmış karı koca rolü yani. Evet ama tek bir fark var. Biz gerçekten karı kocayız. Evliyiz. Yani burası rol değil. Değiliz. Ayrıca biz yolun sonuna geldik. Hiçbir zaman gerçekten evli olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Günaydın. Günaydın. Kerem'le sen mutfak kuşu olup çıktınız ha? Kahvaltıyı güzel yapmazsan günün kalanı çöp olurmuş Koraycığım. Yalnız siz sürekli mideye çalışıyorsunuz. Dombili olacaksınız bu gidişle ikisi. İki arkadaş yani. Neyse. Kahvaltı neredeyse hazır. Bakayım. Oo, ben işe geç kaldım ya. Siz yiyin, afiyet olsun size. Bir bardaklık zamanın da mı yok? Vallahi Sabahçığım. Hani kendi işinin patronları pek bilmez ama mesai saati diye bir şey var. Hani böyle şirkete girerken kart basıyorsun falan.
İyi tamam. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın Ömerciğim, günaydın. Günaydın. Hadi buyurun, afiyet olsun. Ömer, Özge ile konuştum. Her şey hazırmış, raporlar falan. Güzel, tam zamanında. Ama sen yine de kontrollerini yap. Hı hı. Tuzu alabilir miyim? Ne yapacaksın ki tuzu? Domatese. Teşekkürler. Afiyet olsun. Asya kreşte mi? Evet. Yalnız bugün çok heyecanlıydı, görmeniz lazım. Dans dersi varmış. Ya bir kanatlanıp uçmadığı kaldı. Orada şimdi kostümler falan da vardır. Tam Asya'ya göre. Ayşe'cim, geçen gün güzel bir çocuk filmi gördüm. Bugün vizyona girecekti. Yani eğer müsaitsen Asya'yı kreşten aldıktan sonra sinemaya gidelim mi? Benim bugün keyfim yok. Başka zaman gitsek. Yer misin? Boşuna dememişler kalp kalbe karşıdır diye. hani bal sağlıklıdır ya, ondan şey ettim. Kızım, senin neyin var? Niye durgunsun? Benim mi? Evet, sesin çıkmıyor. Bir sorun mu var? Biraz başım ağrıyordu ondan. Ayşe'cim bir ağrı kesici içsem. Gerek yok. Müsaadenizle ben biraz odamda dinlensem iyi olur. Ben de geleyim. Hayır hayır. Sen kahvaltına devam et lütfen. Nihat, Ayşe'nin nesi var? Bilmiyorum yani, sabah iyiydi ama ben gidip bir bakayım. Ağrı kesici de vereyim, belki iyi gelir. İyi olur. Afiyet olsun. Başının ağrısı için. Sağ ol canım. Ne oldu hayatım, neyin var? Galiba abime Zehra'yı düşünmekten başım ağrıdı. Bir sorun mu var? Var. Buna eminim. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ya canım, sana öyle gelmiştir. Kahvaltıdaki hallerini görmedin mi? Nihat, dün gece ayrı yattılar. Ben abim elinde yastık battaniyeyle odadan çıkarken gördüm. Ya canım, karı koca arasında olur öyle şeyler.
Yani küserler, barışırlar. E baksana barışmışlar işte. Öyle mi diyorsun? Evet. Şey, ben şu terapiste görsem iyi olacak. Ha, numara. Dur, ben sana göndereyim. Gönderdim. Geldi. İstersen randevuyu ben ayarlarım. Yok yok, ben hallederim. Tamam. Benim Ömer'le konuşacaklarım var işle ilgili. Sonra konuşuruz, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz canım. Şimdi iş terapisti ayarlamaktı. Bu masanın güzel bir sahanda yumurtaya ihtiyacı var. Masada hiç iyi görünmüyordu. Öyle. Ayşe sizin ayrı yattığınızı görmüş. Kesinlikle bir sorun olduğunu düşünüyor. Böyle olacağını biliyordum. Keşke onu üzmeden konuşmanın bir yolu olsaydı. Öyle bir yol yok. Benim korkum ya bu defa kaldıramazsa, daha çok sarsılırsa. Ne olursa olsun öğrenmemeli. En azından şimdilik. İyi de nasıl olacak o? Yani bütün şüpheleri tavan yapmış durumda. Gözü üzerinizde. Ayşe Hanım sizinle görüşmek istiyor. Uygun musunuz diye sormamı istedi. Beklediğimizi söyle. Ben sizi baş başa bırakayım. İşiniz zor. İşte bu kadar. Korkuttun mu? Niye ses çıkarmıyorsun Kerem? O kadar kaptırmış ve o kadar güzel. Güzel çalışıyordun ki. Dikkatini dağıtmak istemedim. Saati hatırlatmama gerek var mı? Bugün biraz tembellik yapsak olmaz mı? Ya, dün geceki yarım bıraktığımız filmi izleriz. Hava da serin. Ayaklarımızı falan uzatırız. Oh mis. Anlaşılan bu mola sana iyi gelmemiş. Güzel olmaz mı ama? Hadi ama yani bütün işler bir yana Ati ile ilgileneceğiz bugün. Ha, doğru ya, ben onu unutmuşum. Hadi beni de meşgul ediyorsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol Ayşe'ciğim. Afiyet olsun.
sohbet ederken kahve içmek fena olmaz diye düşündüm. Ya bakmasanız öyle. Bu arada kahve de çok lezzetli olmuş. Sizinle konuşmak istediğim meseleyi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Ben dün abimi öyle elinde battaniye ve yastıkla görünce çok endişelendim. Sonra düşünce eşler arasında böyle ufak tefek sorunlar, anlaşmazlıklar olabileceğini anladım. Evet, küçük bir tatsızlık oldu ama. Belli ki düzeltmişsiniz, yani tatlıya bağlamışsınız. Ama benim size başka bir önerim olacak. Sizin evliliğiniz biraz farklı bir çizgide başladı. Ve belli ki bir süre öyle devam etti. Bu nedenle ikiniz de sanki biraz gerginsiniz. Farklı bir çizgiden? Yani birbirinizi tanımadan sözleşmeli bir evlilik yaptınız. Ve sonra birbirinize aşık oldunuz. Evet. Tam da öyle oldu. Bu yüzden ben diyorum ki profesyonel bir destek alsanız, uzman biriyle görüşseniz iyi olmaz mı? Uzman biriyle mi? Aile terapisti mesela. Yani olur tabii. Ama benim işlerim bu aralar çok yoğun Ayşe'cim. Biraz hafiflesin. Neden olmasın? Zehra'cığım sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Yani olabilir tabii. Ben terapist fikrine karşı değilim ama sadece gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz problemlerimizi kendimiz halledebiliyoruz. Biz gayet iyiyiz. Dün unuttuk bile. Evet. Çoktan unuttuk bile. Beni hiç şaşırtmadınız. Tam da tahmin ettiğim gibi. Böyle yan çizeceğinizi bildiğim için ben evlilik terapistine de çağırdım bile. Çağırdın mı? Yani maalesef kaçışınız yok. Yok, açmıyor. Allah Allah, nereye gider ki bu çocuk? Sen Atin'in ailesini gördün mü? Yani bir kez gördüm ama niye ki? Olanları duyunca çocuğa baskı uygulamış olabilirler mi diye düşündüm. Şok, şok, şok! Günaydın Canan. Hayırdır, alarm konumundasın yine. Mevzu aynı da ondan. Yeni bir hırsızlık vakası. Nasıl? Dün gece iki dükkana daha girmişler. Her yer polis kaynıyor. Vallahi birkaç hırsızlık daha yaparsa kesin sen yakalarsın Canan hırsızları. Biz de Ati'yi bulamıyoruz Canan. Telefonlarını açmıyor. Biz bir gidip baksak, sen burada kalsan. Tamam, siz gidin halledin içinizi, ben kalırım tabii. Ayhan Bey geldi. Ben yan tarafa geçeyim. Sen hazırlan, birlikte çıkarız. Bana bak. Yoksa siz... Canan.
Aşkım. Hayatım. Hayrola, pek bir keyfin yerinde. Hı hı, öyle. Şu numarasını verdiğin terapist var ya. Abim ve Zehra ile görüşmesi için onu ayarladım. Birazdan burada olacak. İyi de o numarayı kendin için almamış mıydın? Ama böyle bir emrivaki yapman doğru mu sence? Ya ama aşkım ben işi şansa bırakmak istemedim. Tamam eşler arasında böyle ufak tefek problemler olabilir. Ama ben aralarında ne olduğunu bilmediğim için işimi garantiye aldım. Neyse ben işe gideyim. Oo geç bile kalmışım. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Ayşe'cim. Ben kimsiz çocuklar için düzenlenen bir etkinliğe katılacağım. Sen de gelmek ister misin? Benim burada halletmem gereken birkaç işim var. Ama bir dahaki sefere size eşlik ederim. Peki. Belki Zehra gelmek isterdi. Onun da işi vardı babaanne. Anladım. Ben bu konuya özel ilgi göstereceğini düşündüm. Yetimhanede büyüdüğü için kimsesi çocukları en iyi o anlar, öyle değil mi? Haklısınız. Ama Zehra yetimhanede büyümemiş olsa bile ihtiyacı olanlara gerekli özeni gösterirdi. Öyle diyorsan öyledir herhalde. Aa, ben telefonumu odada unuttum da onu alayım. Zavallı çocuk. Yere göğe sığdıramadığı Zehra'nın bir ailesi olduğunu, seni kandırdığını bir bilsen. Pişmiş bu. Tuzu da tam kıvamında. Oh. Temizlik de sonunda bitti çok şükür. Ama kan ter içinde kaldım. Benim bir duş almam lazım. Kokarcı gibi kokuyorum. İlahi Hamiyet Hanımcığım. Ay Cevrazım sen yemekleri de yapmışsın. Ayol ne olacak? Atıverdim ocağın üzerine 2 dakika. Sanki gören de baklava börek açtım zannedecek Hamiyet Hanımcığım. Ay inşallah beğenirsiniz. Beğenmez olur muyuz hiç canım? Baksana. Oh kokusu da mis gibi olmuş. Eline koluna sağlık. Nasıl makbule geçti bir bilsen. Ay. Gördün mü bak Salim'e de yemek götürmek lazım. Benim de böyle üst başım. Beni buraya çağırmanızın nedeni nedir? Evliliğinizle ilgili bir takım sorunlarınız olduğunu düşündüğünüz için buradayım sanırım. Aslında bu terapi fikri kardeşimden çıktı. Anladım. Ama bu da önemli bir adım. Kardeşinizin önerisini dikkate almışsınız ve işbirliğini kabul etmişsiniz. Evet. Peki, o halde evliliğinizle ilgili genel bilgilerden başlayalım. Ne zamandan beri birliktesiniz? Bir buçuk yıl oldu. Anlıyorum. Ne zaman evlendiniz? Birkaç ay önce. Nasıl yani? Şöyle. Önce nikah yaptık. Daha sonra düğün. Anlıyorum. Peki neden böyle bir şey yaptınız? Zehra Hanım,
Tayinle ilgili bir sorunuz falan mı vardı? Yok, hayır. Yani öyle olması gerektiği için nikah ve düğünü farklı zamanlarda yaptık. Daha açık ve net bilgilere ihtiyacım var. Size ancak benimle işbirliği yaparsanız yardımcı olabilirim. Şimdi bir karar vermeniz gerekiyor. Benimle işbirliği yapacak mısınız yoksa terapiyi burada sonlandıralım mı? Affedersiniz. Bize biraz müsaade verir misiniz? Eşimle konuşmam gerekiyor. Zehra, gelir misin? Biraz zor görünüyor ama avans isterim. Yani denerim. Hı-hı. Tamam. Tamam, şimdi kapatıyorum. Bir şey mi vardı? Nihat Bey raporlar için bizi çağırıyor. Ona haber vermek için gelmiştim. Tamam, gidelim. İki seçeneğimiz var. Ya terapist ya Ayşe. Ne demek bu? Yani terapistten gerçekleri gizlersek Ayşe ile konuşmak zorunda kalacağız. Yani terapist her şeyi anlatacak mıyız? Mecburuz. Eğer terapist giderse Ayşe durumu sorgular. Haklı olduğunu düşünür. Hem terapist ayağımıza kadar gelmiş. Belki bizim için faydası olur. Nasıl? Yani diyorum ki, içinde bulunduğumuz durumu anlatırsak duygularımızı. Duygularımızı mı? Evet. Birbirimizi sevdiğimizi. Biz bu seansları Ayşe için kabul ettik. Terapiste ihtiyacımız olduğu için değil. Var Zehra, var. Bu evliliği öyle ya da böyle kurtaracağım. Her şeyi yoluna sokacağım. Belki bu terapist işe yarar. Kim bilir? Küçük bir ihtimal bile olsa. Gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Peki. O zaman yapacak tek bir şey var. Yani ben bunu yalnız mı yapayım yoksa bana katılmak ister misin? Neden bahsediyorsun? Ayşe ile konuşmam lazım. Ya da konuşmamız. Ayşe ile mi? Evet. Yani biz terapistle görüşmeyeceğiz deriz. Ya da biz boşanacağız deriz. Ama üçüncü bir seçeneğimiz yok. Ya terapist ya Ayşe. Terapisti daha fazla bekletmeyin. İşte oldu. Üzgünüm. Özür dilerim. Yani ben teşekkür etmek istedim. Terapistle konuşmayı kabul ettiğin için. Gidelim mi? Gelin arkadaşlar, gelin. Tebrik ederim. Harika bir iş çıkarmışsınız.
Sağ olun Nihat Bey. Memnun kalmanıza çok sevindim. Ben, yani biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. E başarmışsınız da. Eksiksiz bir çalışma olmuş. Yani böyle kısa bir zamanda bu kadar iyi bir dosya beklemiyordum açıkçası. Ben yeni yeni ısınıyorum. Başarı tamamen Özge Hanım'a ait. Yok, öyle değil. Birlikte çalıştık, birlikte tamamladık. Bence ikiniz harika bir ekip oldunuz. Nasıl bir iş bölümü yaptınız bilmiyorum ama kesinlikle böyle devam etmelisiniz. Sonuç mükemmel. Bundan sonra ikiniz beraber çalışın. Beklettiğimiz için özür dileriz. Sorun değil. Evet. Başlayabiliriz. Peki. Sizi dinliyorum. Biz sözleşmeli bir evlilik yaptık. Anlıyorum. Sonra da düğün yaptınız. Çünkü zaman geçtikçe biz birbirimizi çok sevdik. Sözleşmeli evlilik yaptınız. Daha sonra ilişkiniz gerçek bir evliliğe dönüştü. Çünkü birbirinizi sevdiğinizi anladınız. Evet. Ama bunu anlamanız sorunlarınızı ortadan kaldırmadı, öyle değil mi? Çünkü ilişkiye başladığınız nokta ile vardığınız yer arasındaki makas çok açık. Belki söyleyeceğim sözler sizi çok şaşırtabilir. Ama aranızdaki gerilimi besleyen tek şey aslında aşkınız. Salim Beyciğim. Hoş geldiniz Cevriye Hanım. Siz mi getirdiniz yemeği? Niye zahmet ettiniz? Hamiyet niye gelmedi ki? Ay Hamiyet Hanımcığımın işi vardı Salim Beyciğim. Ay hem ne zahmeti, dışarısı o kadar güzel ki böyle temiz hava ala ala geldim ben de. Öyle diyorsanız. Nereye seriyorsunuz, nereye koyalım? Zahmet etmeyin, ben hallederim sonra, hem daha erken. Ay zahmet falan olmazdı da hani siz öyle diyorsanız öyle olsun. Ben gideyim artık. Ay Salim Beyciğim, ay o çaydanlığın altında kızsa mıydınız? Çaydanlık uçacak gibi duruyor. Bu işlere hep Koray bakıyordu. Ben rahatlığa alıştığım için unutuyorum bunlara bakmayı. Böyle boşuna kaynıyor. Ay o yok diye üzülmüyorsunuzdur inşallah. Yok. Ben tam tersine seviniyorum. Kendi işini yapıyor. Hayat bundan sonra daha güzel olacak inşallah. Buraya kadar gelmişken bir çay ikram edeyim size. Ay alıkoymayaydım işinizden. Buyurun. Hadi içeyim bir bardak. Ben de 5 dakika nefes almış olurum. Hadi bakalım. Yani Koray'ın çayı kadar olmasa bile benim de çayım fena değildir. Ben de Karadenizli değilim ama çayı çok severim Salim Beyciğim. Afiyet olsun. Karadenizler ne dermiş biliyor musunuz Salim Beyciğim? Çayı sevmeyen insan güvenilmez insanmış. Öyle mi? Neden öyle derlermiş?
Ay vallahi ben de bilmiyorum Salim Beyciğim ama bildiğim tek şey varsa şu sohbetin yanında çay olmazsa çok tatsız tuzsuz olur değil mi ama yani? Böyle ince belli bardaktan oh böyle mis gibi çayını yudumlayacaksın. Öyle boşuna dememişler. Çay sohbetin demini aldırır diye. Ha bir de ne var biliyor musunuz Salim Beyciğim? Yani şu çay içmenin ne saati, ne zamanı, ne yeri yok yani. Gidersiniz istediğiniz saatte içersiniz. Sabah öğle, akşam ikindi kuşluk değil mi? Ya da ne bileyim görüyorsunuz işte atölyede, kafede, böyle evde. İçilir yani çay. Yani ben Kayserili'yim ama çayı bu kadar seviyorum. Düşünün bir de Karadenizli olduğumu. Öyle değil mi? Siz Kayseriliydiniz. Ben askerliğimi Kayseri'de yaptım. Aa, merkezde mi Salim Bey? Yok yok. Koca Sinan garnizon komutanlığında. Ay öyle mi? Ay bizim orada ahbaplarımız vardı. Biz çok gidip gelirdik oralara. Peki. Şimdi anlattıklarınızdan yola çıkarak size bazı testler vereceğim. Şöyle... Burası bir mahkeme değil, ben de hakim değilim. Kimse sizi yargılamayacak. Amacımız ilişkinize yapıcı bir katkı sağlamak. Rahat olun. Bu testleri hiçbir etki ve baskı altında kalmadan cevaplamanız bizim için çok önemli. Nefise'yi buldun yani. Öyle mi? Evet. Ama sana maalesef iyi haberler veremeyeceğim Kerem. Kadın resmen dolandırıcı çıktı. Yani sabahın gerçek ailesi hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyor. Emniyete haber vermeden önce çekip özel olarak konuştum. Senin teklif ettiğinden daha fazlasını teklif ettim. Eğer bir şey bilmiş olsaydı söylerdi. Biraz sıkıştırınca da hiçbir şey bilmediğini itiraf etti zaten. Bu işin peşini bırakmayalım Ayhan abi. O hemşire hanımla bir de ben görüşeyim. Eğer bir işlere karışmışsa muhakkak çıkartırım ortaya. Merak etme. Tamam, haber bekliyorum. Buna... Ne ki bu? Senin kadına verdiğin para. Biraz eksik ama çoğu duruyor. Neyse. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim Ayhan abi. Zehra Hanım,
Siz Ömer Bey'den boşanmak mı istiyorsunuz?